Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav sorularında örnek senaryo 4'teyiz, 12. sınıf. Burada ise basit bilişsel süreç 2 soru, karmaşık bilişsel süreç 4 soru bulunuyor. Yani karmaşık bilişsel sürecin en fazla olduğu senaryo. Tüm senaryolarda yer alan ters fonksiyon bulma sorusu senaryo 4'te de var. Artık sanırım ustalaştınız. Fx'e y diyoruz. X'i de y'nin yerini değiştiriyoruz. Amacımız y'yi yalnız bırakmak. İki tarafı 3'ün tabanı olarak yazarsam, üstel fonksiyonuna çevirirsem, burası 3 üzeri x, burası da 3 üzeri logaritma 3 tabanında y artı 2 olur. Bakın logaritma 3 tabanıyla 3 birbirini götürür. Çünkü üstel fonksiyonla logaritma birbirinin tersi. Dolayısıyla y artı 2 eşittir. 3 üzeri x 2 de karşıya atarsak y eşittir. 3 üzeri x eksi 2 aradığımız ters fonksiyon. Bizden ters fonksiyonun 3'teki değerini istiyor. Ters fonksiyon kuralında x yerine 3 yazıyorum. 3 üzeri 3 27, eksi 2 sorunun cevabı 25. Bir bölü e kare yerine e üzeri eksi 2 yazabilirim. Ln ile e birbirini götüreceği için buradan eksi 2 geliyor. Çünkü ln e tabanında logaritma demek. E tabanı ile e'nin üstel fonksiyonu birbirinin ters olduğundan gider. Yine ln e, aslında burada gizli bir e var. E tabanında e. Taban ve iç aynı olunca 1 oluyordu. Eksi 1 artı logaritma 1000. 1000 10'un küpü. Eğer logaritmada taban yazmıyorsa taban 10 demek. Yani bunlar da birbirini götürür. Buradan 3 gelir. Eksi logaritma 1 bölü 100. Bu da 110'un karesi yukarı alırsak 10 üzeri eksi 2. Yine logaritmada taban yazmıyorsa 10 tabanında olacağından bunlar birbirini götürecek. Eksi 2 gelecek. Bir eksi de burada var. Burası artı 2 oldu. Bakın burası eksi 3 yaptı. Şunlar birbirini götürdü ve sonuç 2. Logaritma 30 tabanında 60'ı ya 2 tabanında ya da 3 tabanında yazmamız lazım. 2 tabanında yazalım. Logaritma 2 tabanında üstteki yani 60. Logaritma 2 tabanında alt taraf yani 30. Şimdi 60, 6 çarpı 10, 10, 2 çarpı 5, 6 da 2 çarpı 3. Yani 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5 çarpımı toplamaya çeviriyorduk. Logaritma 2 tabanında 2 gelecek. Onun yerine 1 yazıyorum. Artı logaritma 2 tabanında 3 gelecek. Onun yerine de a yazabilirim. Artı logaritma 2 tabanında tekrar 2 yani 1 ve logaritma 2 tabanında 5. Şimdi alt tarafa geçtik. 30'da 2 çarpı 3 çarpı 5 yapar. Yine çarpmayı toplamaya dönüştürürsek 2 tabanında 2 1 artı 2 tabanında 3 a ve yine 2 tabanında 5. Şimdi burada 2 tabanında 5'i incelememiz lazım. Kenar alalım. 2 tabanında 5'i artık 3 tabanına çevirmem lazım. Taban değiştirme formülü ile logaritma 3 tabanında 5 bölü logaritma 3 tabanında 2. 3 tabanında 5 zaten b. Bölü 3 tabanında 2, 2 tabanında 3'ün tersi yani 2 tabanında 3 a ise 3 tabanında 2 1 bölü a. Bu da ters dönüp yukarı çarpı olarak gelirse a çarpı b olur. Yani logaritma 2 tabanında 5'ler yerine a çarpı b yazacağım. Şu 1'leri toplayalım. 2 artı a artı a çarpı b bölü 1 artı a artı a çarpı b. Geldik 4. soruya. Soru bana tanıdık geldi. Soru senaryo 3'teki 4. sorunun aynısı. Dolayısıyla senaryo 3 videomuzda 4. sorudan bunun çözümünü görebilirsiniz. Tekrar çözmüyorum veya sağ üstteki linkten direkt o videoya geçebilirsiniz. Başka aynı soru var mı? Tam bilmiyorum ama bu tanıdık geldi ve bakınca aynı soru olduğunu gördüm. 5. soru eşit dizi sorusu. Yine bu soruda bana tanıdık geldi ve kontrol ettiğimde bu da senaryo 2'deki 5. sorunun aynısı. Dolayısıyla oradan bu sorunun çözümüne bakabilirsiniz. Demek ki hep yeni sorular hazırlanmamış. Bazı soruları farklı senaryolarda tekrar tekrar kullanmışlar. Veya sağ üstteki linkten de çözüme ulaşabilirsiniz.
incelediğimizde n biliyoruz ki 1, 2, 3 diye ilerleyen sayma sayıları. Dolayısıyla ifadenin, kuralın payda kısmı zaten pozitif. O halde pay kısmı da pozitif olmalı ki dizinin terimi pozitif olsun. Ben 9 eksi n karenin yani pay kısmının büyük 0 olmasını istiyorum. Çünkü payda zaten büyük 0. Eksi n kareyi karşıya artı olarak atarsak n kare küçük 9 elde ederiz. Bu eşitsizliği çözdüğümüzde n karenin 9'dan küçük olması için n'in 3'ten küçük, eksi 3'ten büyük olması lazım. Dolayısıyla n eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 tam sayı değerlerini alabilir. Ancak n biliyorsunuz 1'den başlıyordu. Dolayısıyla bunları atarız. N 1 ve 2 değerlerini alabilir. Yani 2 terimi pozitiftir. Böylelikle bakanlığın ilk defa bu sene yayınlamış olduğu yazılı sorularının tamamını, tüm senaryolarını çözmüş olduk. Tüm öğrencilerimize başarılar.